İlçe başkanlarım, belediye başkanlarım, daha önceki dönem milletvekilimiz, gençlik kollarım, kadın kollarım, Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük sevdalısı, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan ve bu memlekette ekonomik hayatta, siyasal hayatta, hayatın her alanında adaleti savunan adalet sevdalısı, Kalpaksız Kuvayi Milliyeciler, hepinizi Aydın İl Örgütüm adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ayrıca adalet sevdalısı, emeğinin ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu her ortamda kendi mesleki sıkıntılarını, bunların çözümlerini dile getiren tüm STK kuruluşlarına, sendikalılara da, sendika temsilcilerimize de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz 15 yıldan bu yana adaleti ve kalkınmayı sağlayacağını düşünen, söyleyen, sadece adında adalet olan ama hayatın her alanında adaletsizliği sağlayan ve yaratan, bu ülkede birçok hayatın her alanında mağdur yaratan iktidarın en son yaptığı 14 Haziran'da milletvekilimizi savcının talebi olmaması üzerine tutuklayarak cezaevine göndermeleri bu süreçte bardağı taşıran son damla olmuştur. Genel Başkanımız dün itibariyle bizlerin de katıldığı herkes için adalet sloganıyla Ankara'dan İstanbul Maltepe yürüyüşünü başlatmıştır. Biz de dün kendisine destek olduk ve Aydın İl Örgütü olarak da her gün yapacağımız değişik eylemlerle kendisine destek olacağız ve tayin edeceğimiz bir günde de yine yanında olup birlikte yürüyeceğiz. Bu ülkede adaleti, demokrasiyi, özgürlüğü sağlayıncaya kadar bu karanlık iktidarla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Adalet! 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 Şimdi görüyorsunuz dünkü genel başkanımızın yürüyüşü dünyada da kamuoyu oluşturdu. Dünya kamuoyuna da yansıdı. Ülkemizde de çok ses getirdi. Dün birlikte yürüdüğümüz yol boyunca da vatandaşlarımızın ilgisi, sahip çıkması, Türkiye'de, ülkemizde umudu ve adaletin geleceğini, demokrasinin geleceğini, özgürlüğün geleceğinin müjdecisi olmuştur ve çok ses getirmiştir. Direne, direne kazanacağız! Direne, direne kazanacağız! Direne, direne kazanacağız! Bu yürüyüş iktidarı korkutmuş olacak ki arka arkasına açıklamalar gelmeye başlamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkede ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, her yerde adaleti sonuna kadar savunacağız. Hiçbir şekilde korkmayacağız, yılmayacağız, sinmeyeceğiz. Biliyorsunuz, cesur bir kez, korkak bin kez ölür.
Önemli olan bir toplumda bir mezar taşı gibi bu kadar adaletsizliğe sessiz kalmamaktır. Birleşe birleşe, direne direne, demokrasi için, özgürlükler için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün burada ve Ankara'da kutlu yürüyüşünde genel başkanımızı yalnız bırakmayan tüm demokratik kitle örgütlerine, siyasal partilerimize ve adalete sahip çıkan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.